Ya kardeşim şu hürriyet, milliyet, işte radikal falan bunların bir kafası var. Ya sevgisizlik akıl almaz hakim. Akıl almaz hakim. Bazı yaşlı kadınlarda falan da oluyor bu. CHP'nin içinde de var böyle insanlar bazen görüyorum. Ya o nefreti nerenize sığdırıyorsunuz? O öfkeyi nerenize sığdırıyorsunuz? Mağazaya giriyor, humurdanıyor, birisini görüyor, çirkin bir laf ediyor. Akşama kadar nefret halinde. Mesela kızı oluyor, ona da bir laf söylüyor. Oğlu oluyor, ona bir laf söylüyor. Kocasına laf söylüyor. Kin dolu ya. Böyle hayat mı olur? Bu insanlar nasıl yaşıyor? Ben hayret ediyorum. Şeytani bir hal. Israrla sevgiyi savunmak lazım. Sevgiyi savunanlar çoğunluğuz biz. Bu sevgisizler azınlık. Sürekli sevgiden bahsederek bunları utandıralım. Bunları küçük düşürelim. Sevgi kısa sürede hakim olacağı aşikar görünüyor. Çünkü ordu gibi gençler. Bak şimdi konuşuyoruz gençlerle. 100.000'in üzerinde gençten konuştuk. Hepsi sevgi, güzellik, egoistlikten, bencillikten uzak durmak, yardımseverlik, hayvan sevgisi, Allah'a olan sevgi, peygambere sevgi, akılcı, güzel, hoş bir çizgide yüz binlerce, milyonlarca insanımız var. İt kopuk takımı, münafıklar böyle, alçak insanlar sayısı çok az. Fakat hırlaması çok duyuluyor bunların. O yüzden biz öne çıkarsak konu bitecek. Mesela Tayyip Hoca çok sevgi insanıdır, güzel insan. Ona destek olalım. Yalnız bırakmayalım mesela, çok önemli. Sayın Bahçeli bak çok vicdanlı, kibar, merhametli bir insan. Bak sahip çıktı o. Vicdanlı, destici, helal olsun. Söz dinledi, Allah razı olsun. Bak aylardan beri söylüyorum, büyük birlikte destek olsun diye. Tayyip Hoca, o da çıktı devreye girdi. Çok güzel. Yanlış olan bir şey yok. İngilizlerin devleti, Deccaliyet, Tayyip Hoca'yı, hükümeti, devleti, milleti yok etmek istiyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Evet, dinliyorum.